videoda kimsenin bilmediği efsane hilelere bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Eğer sevdiğiniz bir bisküvi varsa, arasına işte fıstık ezmesi ya da çikolata falan sürmeyi seviyorsanız, bu şekilde bu adamın yaptığı gibi zekice yiyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bıçağı çikolataya bandırın, ondan sonra iki tarafına da onu yapıştırın, yiyin. Avokado ile bir şey. Avokado varsa evde deneyin, bizde yok. Tamam, çekirdeği. Çekirdeğini kestin. Ha, biraz daha avokado var içinde. O güzel olabilir tadı. Hani tam çekirdekteki daha konsantre avokado gibi olabilir. Diş macunu. Tamam. Onu oraya boşaltıyoruz. Tamam, bir kutu daha boşaltıyoruz. Biraz daha diş macunu. Sonra bir diş macunu daha. Hepsini niye böyle kutuya koyuyorum onu anlamadım. Hal listerin içine koyacaksın. Öyle ikisi aynı anda etkili. Bak bu iyiymiş. Bu hakikaten iyiymiş ya. Çünkü ben ikisini de kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Önce dişlerimi fırçalıyorum. Ondan sonra onu alıyorum. Ağzımı çalkalıyorum. Gargara falan. Onun yerine diş macunun içine dökeyim. Aynı şey. Eğer ketçap mayoneziniz akmıyorsa, böyle çevirip vuruyorsanız, bunu yapmaktan vazgeçin. Çünkü çok basit bir yöntem var. Vurduğun zaman bir de az bir şey geliyor. Bak alıyorsun, ters tutup şöyle çeviriyorsun. 3-5 tur attırsan yeter. Bütün oradaki sıvı kapağın oraya geldi. Çocuklara demiş der ki, kimin bezi daha fazla kirlenirse bu hafta ne yapacağımızı hep o karar verecek. Abi şu an gerçekten 1000 IQ'yu yaşıyorum ya. Zekayı hissedebiliyorum. Çocuklara temizliği sevdirmiş oluyorsunuz. Temiz yaşamayı öğretiyorsunuz falan. Hem de eğlendiriyorsunuz, yani bir yarışma falan var. Kanala en son abone olan kişi ne isterse onu yapacağız. Bu projeksiyon değil mi? Bir saniye, projeksiyondan LOL mu oynanıyor? Abi LOL değil de onun bir farklı versiyonu herhalde. Bir şey diyeceğim, onda nasıl dokunmatik işliyor olabilir ki? Bu projeksiyonu biliyorum ama bunda dokunmatik yoktur be. Hayır, yoktur ya. Varsa öyle bir şey alayım ben, böyle duvara yansıtıp oynayayım. Oo, oradaki şezlongu nasıl kaldırdı, gördünüz mü? Orada çalışan adam, her birinin başına git, o kafa kısmını çek falan. O bezleri falan bağlamış, atıp çekiyor. Bone takamıyor musunuz? Bu videodan sonra takabileceksiniz. Bone takmak biraz zordur, saçın çekilir falan. Abi suyu doldur, yukarıdan birisi bıraksın. 2050'de yaşıyor aga. Hangi aga? Bu aga mı? Bu agayı ben biliyorum ya. Arkasına kocaman yeşil screen'i bağlamış orada. O tarafta Skype görüşmesi falan yapıyor. Bu tarafta partide. Ama görüştüğü kişiler onun partide olduğunu görmüyor. Tabii şöyle şöyle yaptığı için partide olduğunu anlamıyorlardır. İnsanların bunu yaptığını bilmiyordun. Ora çıkıyor. Tamam, oranın çıktığını biliyordum da. Bir şey diyeceğim ya. Bulaşık makinesine atmasan daha iyi olmaz mı? Çünkü hani o tuvalet pisliği ile bulaşık makinesi bir araya geldi. Hani tamam, kaynar su falan, mikroplar ölmüştür de, ne bileyim, olmadı ya. İçeceklerinizi toplu bir şekilde kutu kutu alıyorsanız, böyle 10'lu 20'li falan, nasıl rahat dizersiniz? İki tarafını da açıyorsunuz kutuların. Ondan sonra bir taraftan elinizi sokup öyle ittiriyorsunuz, çıkmış oluyor. Normalde ne yapardık aslında? Kutuyu açardık, alır alır dolaba koyardık. Eğer çocuğunuz varsa ve siz de artık biraz yorulduysanız, ne bileyim, dinlenmek istiyorsanız falan, ama çocuk da sallanmak istiyorsa, abi ipi bağlıyorsunuz oradan, çek çek çocuğu salla. Bu abi, alışveriş poşetlerini scooter'la mı taşıyacağım? Çeker mi ki ya scooter? Bilemedim, çünkü yokuşlara falan çıkarken ben zorlanıyorum. Abi seni taşıyacak mı ya onlar? Tamam. Poşetleri falan şu an bir şey ayarlıyor. Hepsini o yeleğine asmış. Ben de diyorum, bu adam niye yelek giymiş ya? Yeleğe asmış poşetleri. Al sana hile. 100 yılın hilesi ya. Git scooter'a, oradan poşetleri taşı. 100 kez silme tuşuna basmak yerine ne yapmam lazım? Basmak yerine evet. Ne? CTRL artı silme tuşu yaparsan daha hızlı siliyormuş. Bak, bu denemem lazım. Acil denemeliyim. Yeni metin belgemi açtım. Hemen şöyle bir şeyler sallıyorum. Şimdi normalde burayı silmek için böyle backspace'e basıyor olmamız lazım, silme tuşuna. Ama ben bunu böyle CTRL yaparsam... Ama boşlukta olması lazım galiba. Bir saniye, bir daha denemem lazım. Şimdi böyle yaparsam tam bir cümleyi siliyor, tam bir kelimeyi siliyor. Yani mesela merhaba, ben Mert Gültaş. Lütfen abone olmayı unutma. Şimdi sileceğim mesela, yanlış yazmışım. Bak böyle silmem lazım 5-6 kez. Ama ben şöyle CTRL artı silme yaparsam kelime kelime siliyor.
İşte bunu öğrendiğim iyi oldu. Yıllardır bilgisayar kullanırım yani 15-20 senedir ama bilmiyordum. Hayatınızın hilesini öğretiyorum. Böyle kız arkadaşınızla ya da erkek arkadaşınızla ya bugün nereye gidelim? Ya işte karar veremiyorsanız falan şunu yapmanız lazım. Buluştuğunuz anda diyorsunuz ki tahmin et seni nereye götürüyorum. O da muhtemelen en favori mekanını söyleyecek. Siz de aynen oraya gidiyoruz diyeceksiniz. Yani bu şekilde mekan düşünme derdiniz yok ve tam onun istediği yere gitmiş oluyorsunuz işte. Bu hileyi kullanın bir arada teşekkür edersiniz. Bunu benim de kullanmam lazım. Duvara post-it'i niye yapıştırdım? Tamam böyle katladım. Ha, deldiğim anda oradaki tozlar yerlere dökülmesin diye. Zaten bunun iki seçeneği var. Ya bunu yapacaksın ya da elektrik süpürgesini alıp oradan delerken yandan da elektrik süpürgesini tutacaksın. Yani başka da seçeneğiniz yok zaten. Ne bu? Bundan bir tane almalısınız diyor. Ne bu? Multi carry. Aa, multi taşıma çantası. Çocuğu taşıyorsun orada. İyiymiş ya. Benim işime yaramaz ama şekeri oturtabiliriz mesela buraya. Şeker orada gidebilir. Evde çoluk çocuk falan varsa bence alın. Kocam sadece su evi yansa içer. Bak sen. O da şişeyi dolduruyormuş. Hani kocası o markayı sadece içiyormuş. Başka su içmiyormuş. $50 kurtuluyoruz diyor ya. Abi var mı böyle bir su takıntınız falan? Yani suyun markası bu olmazsa kesin içmem dediğiniz var mı? Bana biraz saçma geliyor ya, ben musluk suyu bile içerim. İşte Türkiye'den bir video asın bayrakları. Abi şu hileyi zaten hepimiz biliyoruz yani. Hani anlatmamıza gerek yok değil mi? Aslında hile gibi değil, bence çok mantıklı bir şey. Çünkü şimdi her yere bu polis arabalarından koyamazsınız. Bunun vardiyası var işte, insanlar yoruluyor falan filan. Onun yerine bu fake olanı koyuyorsun. Orada insanlar görüp yavaşlıyor. İşte böyle. Faturalar kiraya dahil. O yüzden evin sahibi termostatla evin sıcaklığını falan kontrol edebiliyormuş. Ha, o da orayı dolaba koyacak. Adam diyecek ki aa ya adamın evi de buz gibi olmuş, dur biraz ısıyı arttırayım. Bu şekilde ısıyı arttıracak. Yalnız bir şey diyeceğim, çok saçma değil mi ya? Faturalar kiraya dahil diyorsunuz, evi kiralıyorsunuz. Sonra ev sahibi sabah kaloriferi açıyor, akşam kapatıyor, istediği gibi takılıyor falan. Bana biraz, saçma geldi ya. Bu ne? Ha, ayakkabı galoşlama makinesi. Bir şey diyeceğim abi, lütfen dişçilere bu gelebilir mi ya? Çünkü dişçiye girerken böyle kapının ağzında bunu takıyoruz ya. O ara işte zile basıyoruz, açıyorlar kapıyı. Sen böyle tek ayak onu takmaya çalışıyorsun falan. Ya alsanız şundan, ne olur ki? Herkesin ihtiyacı var. Bence de böyle bir şeye herkesin ihtiyacı var. Çocuk olmasa bile yani araba yolculuklarında uyumayı seven birileri varsa bu sizi rahat rahat uyutur. Oradan sarılırsın, kafan düşmez falan. Çünkü araba yolculuklarında uykuda en önemli şey kafanın düşmesi. Her dakika kafan düşüyor, uyan. Insta freeze. Bir anda dondurma hilesi. Şimdi buzluktan çıkardım. Yazın kullanırız. Şimdi işimize yaramaz da. Yazın içeriz. Tamam, su ama donmamış. Nasıl donduracağım ben bunu? Donmaya çok yakın olmuş ama donmamış. Biraz döküyorum. Burası bulaşıkları da yıkasanız iyi olur bu arada. Kokar çünkü oralar. Birazını döktün suyun. Sonra vurduğun anda donuyor. Abi böyle videoları çok görüyorum da hiç yapmadım yani, hiç denemedim. Böyle suyu döküyorlar işte, yere dona dona dökülüyor falan. Bu sene tatile giderken biz bunu kullandık. Abi çok mantıklı çünkü. Eldiveni alıyorsunuz, içerisine diş fırçaları, macunlar falan. Al katla gitsin. Şimdi tek poşetin içerisine koyarsan bütün diş fırçaları birbirine değiyor. İşte onun ağzı ona gelmiş oluyor falan. Bu şekilde herkesin diş fırçası için ayrı bir bölümü oluyor. Ben bunu bu yaz bir denedim. Bazen oluyor bazen olmuyor ama tam olarak yapamadım yani. Gözlüğünüz yoksa denize girdiğinizde şöyle yapıp suya dalıyorsunuz. Tam olarak şurada bir hava boşluğu kalıyor ya. Oradan böyle aşağıya rahat rahat bakabiliyorsunuz. Yani gösterdiği gibi evet çok basit. Şöyle yaptın, daldın ama ben yapamadım. Elimin aralarından hep sular geldi, o havalar çıktı. Çok böyle ellerinizi çok sıkı kapatmanız lazım. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Öyle her yerde öğrenemeyeceğiniz hilelere baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu parça etmeyi unutmayın. Hepinizi bu kanallara da bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.